Hangi mesajlar var? Menendez'in açıklamasına rağmen diyelim, Türkiye F-16 satışı olmayacak diye bir durum yok. Sonuçta dünkü yayınımızda da biraz bahsetmiştik. Menendez evet onaylamayacağını belirtiyor ama Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi yönünde çağrılar yapmıştı ki Başkan Biden da bizzat bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Ve Türkiye'ye Amerikan çıkarları doğrultusunda, ulusal çıkarları doğrultusunda F-16'nın satılması gerektiğini belirtmişti. Şu anda buna karşı çıkan, en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla tek isim Bob Menendez kalmış görünüyor. Bob Menendez önemli bu süreçte çünkü Türkiye'ye yönelik silah satışını veto edebilecek sayılı kişilerden biri. Şu, hem Temsilciler Meclisi'ndeki Silahlı Hizmetler Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu hem de Senato'daki Silahlı Hizmetler Komisyonu, Dışişleri Komisyonları'nın başkanlarının bunu veto etme yetkisi var ve Bob Menendez de Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Ama bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamalar Türkiye F-16 satışı ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soru karşılığında Kongre ile bu konuda iletişimlerinin devam ettiğini belirtti ve önümüzdeki süreçte bir nevi bir orta yol bulunabileceğini mesajını da vermiş oldu. Türkiye'nin ihtiyaçlarını, güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını Amerika'nın karşılamak istediğini belirtti. Türkiye'nin gereksinimlerini anladıklarını belirtti Ned Price ve bu konuda hem Türkiye ile hem de Kongre ile iletişimimiz devam ediyor açıklamasında bulundu. Yani konu savunma bütçesinde Senato'da kabul edilen Türkiye'ye yönelik F-16 satışı ile ilgili engeller kaldırılıyor. Görünen bir tek Bob Menendez kalmış görünüyor. Bob Menendez de büyük ihtimalle bilinmez tabii ama Başkan Biden, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bu telkinler karşısında geri adım atabilir diyelim. Bununla birlikte diğer bir konu boğazlarda yığılma, petrol tankerleriyle ilgili yığılma. İşte bu konu aslında birkaç gündür sadece Amerika'nın değil, uluslararası kamuoyunun da gündeminde diyebiliriz. İşte bu çerçevede Maliye Bakanı Yardımcısı Adeyemo, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'la bir telefon görüşmesi yaptı. Maliye Bakanlığı'ndan ardından yapılan bir açıklamada Türkiye'nin bu konudaki endişeleri anladığını düşündüklerini belirtti. Yani Türkiye'nin de uluslararası piyasaların petrolsüz kalmamasını istediğini anladıklarını bu görüşmeden dile getirdi. Maliye Bakanlığı açıklaması bununla birlikte Türkiye'den gelen açıklamalar konu Amerikan tarafı diyor ki sadece Rus tankerleri dışındaki tankerlerin bu konuda kontrole tabi tutulmaması gerektiğini belirtiyor ama Türkiye tarafı anlaşılan bu süreçte sigorta belgesi istiyor bütün tankerlerden. Bu konu bakalım net olarak nasıl çözümlenecek? Yani bugün çözümlendi pek denmeyebilir de Özlem.